Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayağı bir sallandık. Burada deprem oldu. Bayağı bir korktuk. Bir işte kaç noktaydı? 5.8 miydi? 5.8 mi? Vallahi kimi 5.8 diyor. Bildirimde 5.7 diyor. Televizyonda 5.5 diyor. Ama bugün hiç durmadı. Ardı ardına 3.8, 4.8 devam etti. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Sabah saat 8.44'te oldu arkadaşlar deprem. Ben burada yatıyordum. Mustafa ile Abdullah zaten yerde yatıyor. Burada klima var diye burada yatıyor. Eşim burada, Rümeysa da karşı çekkatta yatıyordu. Ben işte uyandıydım ama aşırı bir rüzgar vardı bugün. Poyraz yani aşırı derecede. Bugün sabaha kadar narda şeye değdi mi, çinkoya değdi mi, çinkoya tak tuk tak tuk sesinden yatamadım. Akşam da hasta ziyaretindeydik zaten, oradan da geç geldik biraz. Geldik ne yaptık diyene kadar bunlar dediler acıktık dediler. Eşim de Mustafa da çay demledi Rümeysa. Eline zaten börek yap dedim, zaten videosunda gördünüz o börekte. Valla çok güzel olmuştu, gönlünüze gelmesin. Börek çıkarttırdım Eysa işte. Ondan çayla beraber onları yedi. Ben börek yemedim, sadece çay içtim. Yattık neyse sabah işte. Bir baktım Abdullah gitti. Abdullah gittikten sonra Mustafa kalktı. Geri yatağa yattı Mustafa. Telefon çalmıştı. Geri yattı Mustafa. Sonra ben bir baktım böyle çekat gidip geliyor. Ben zannettim Mustafa ayağını uzattı, ondan herhalde Mustafa sallıyor zannettim. Bir baktım şiddetlenmeye başladı bayağı. Mustafa, ben şöyle kafamı çevirdim. Mustafa bana bakıyor, ben Mustafa'ya baktım. Deprem oluyor dedim, ben hemen ayaklandım böyle. Baktım şiddetlendi. Sonra şiddetlenince eşim deprem oluyor dedi. He dedik. Rümeysa kafasını kaldırdı şöyle bir. Tavuk gibi, ondan sonra geri yattı tabii ki. Sonra geri durdu. Ardı ardına oldu. Tabi bizim ev yer evi olduğu için öbürü 3.8, 4.8 olanları hissetmedik. Ya da ben ayaktaydım öyle hissetmedim ama her an yani oturduğumda veyahut da bir şey yaptığımda böyle sallanıyorum gibi hissediyorum. Korkumuzu biraz yenmiştik önceki depremin korkusundan dolayı. Biraz yenmiştik. Şimdi geri korkmaya başladık. Abdullah eşim dedi ki ne, hani kalktık madem kalkmaya dedi, kahvaltıyı hazırla da yiyip dedi. Tamam dedim. Biz kahvaltı yaparken saat 11'e geliyordu. Kahvaltıyı yaparken Abdullah aradı. Yanındaki adamdan aramış. Beni aramış, ben duymamışım. Sonra işte Mustafa'yı aramış. O demiş ben camideyim. Sonra babasını aradı dedi, baba geri deprem oldu. Çünkü burada Ceyhun Kent var. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap site yani burası. Orada var, onlar yüksekte oldukları için mobilya döşeceklerdi bugün. Orada yüksekte olduğu için onlar daha çabuk hissediyorlar. Neyse işte baktım o arıyor, bu arıyor, Emine abla arıyor, Gülay abla aradı, annem bile arıyor, ulaşamıyorum. Derken onu ara, bunu ara derken hepimiz birbirimizden neyse haberdar olduk, şey yaptık işte. Niğde'de hissedilmiş arkadaşlar. Niğde'de de olmuş. Buradan Antep'te de olmuş yani. Ablamı aradım. Ablam dedi bacım dedi ayaktaydım, fazla hissetmedim dedi. Oralar artık yeri mi değdi, ne yaptı bilmiyorum. Merkezi Kozan'dı yani. Gene de eğer şey olursa zaten akşam haberlerde görürsünüz. Bir ahır varmış. Ahırın duvarı yıkılmış. Arkadaşım var İzmir'de sağ olsun. O aradı. Dedi böyle böyle dedi. Dedim yok canım bir şey yok dedi, yıkık falan var mı, bir şey var mı dedi. O da telefonda görmüş paylaşınca. Dedim yok canım bir şey yok dedim, sağ ol dedim, Allah razı olsun dedim. Ve bir arkadaşım aradı derken çok şükür atlattık ama bildirim geliyor durmadan arkadaşlar. Benim telefonda deprem şeyi yüklüyor, o zaman yüklemiştik. Bildirim geliyor durmadan, orada 3.8, 2. Yani yarım saat arayla, dakika arayla yani bugün Adana'da durmak bilmedi, hala devam ediyor. İnsanların hepsi dışarıda. Binalar geri herhalde boşaldı. Çünkü ben bir ara şöyle kafamı uzattım baktım, çoğu inmişti. Orta kaldırımda bekliyorlardı. Ayaklanmışlardı yani. Ben de arkadaşlar onu anlamıyorum. Aslında deprem olduğunda aşağı yani koşu binmek iyi değilmiş.
Niye derseniz çünkü merdiven kovanlarının olduğu yer çabuk yıkılıyormuş. Onun için hemen merdivene koşmak iyi değilmiş. Bunlar can telaşı işte, Allah yaşatmasın da gerçekten çok kötü bir şey. Bunlar hemen nasıl indiler ben bilmiyorum, hemen şey yaptılar. Annemi aradım, ulaşamadım. Gülay abla oradaymış işte, amcamın gelini, o aradı beni. Dedi böyle böyle deprem oldu mu? He oldu dedim, merkezi burada zaten. Dedim orada oldum. Onlar da sofrayı sermişler, tarhana yapmışlar. Sofrayı sermişler, hemen şey yapmışlar. Sallantı başlayınca hemen bırakmışlar aşağıymışlar. Sofrayı öyle bırakmışlar aşağıymışlar. Bakmışlar durmuş, durunca geri çıkmışlar, yemişler. Valla çok kötüydü arkadaşlar, çok korktuk yani. Ben korktum, eşim de şey yaptı. Yani Antalya'da da yangın varmış. Zaten akşamki bu boyrazın şeyinde şiddetli olmasında bir şey vardı. Niye derseniz çünkü sıcak, çok sıcak gerçekten. Her yer sıcak olabilir ama Adana gibi hiçbir yer sıcak olamaz. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Telefonda bile dalga geçiyorlar yani Adana'nın sıcağıyla. Çünkü ben Maraş'ta doğup büyüdüğüm için Maraş'ın sıcağına hani alışkınsın, serinliğine alışkınsın. Ama buranınki daha farklı bir şey. Daha şey, çukurda olduğundan mı nedense. Adana bile buradan serin. Osmaniye bile buradan serin yani. Bura çok kötü sıcak. Sıcakların zaten artmasında bir şey vardı. Ama yangınların olmasında da bir şey vardı. Yangınlar Hatay'da Matay'da hep yangın oldu mesela. Demek ki depremin de olmasında bir şey varmış yani. Bilmiyorum artık, vallahi çok korktuk, çok zor oldu bizim için. Ha, bizimki yerev olduğundan dolayı fazla şey olmuyor. Hani korkumuz böyle dışarıya kaçmaya korkumuz yok. Zaten ben nasıl oluyorsa bilmiyorum, bu ilk depremde korktuğumdan mı nedense deprem olduğunda ben ayağa kalkamıyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, oturduğum yerde kalıyor. Rümeysa'ya dedim, kızım kalk, karnımı doyur, deprem olur da bari aç aç beklemeyek güneşin bağrında dedim. En azından dedim karnımızı doyurak. Gölgede yok hanım, gidecek yerde yok. Ağacın gölgesine hangi bir iş yapsın yani. Hadi, gölge yok, sıcak, hava sıcak. Bilim adamlarına bakı yok. Onlar diyorlar işte bu depremin arkasında büyük deprem var diyorlar. Öyle şey yapmışlar, paylaşım yapmışlar. Bilmiyorum artık vallahi, Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Hava gerçekten çok sıcak. Elektrik geldi, klimayı açtık yani. Klima bile inanın içerinin sadece sıcaklığını kırıyor. Hani normalde bizim geçen misafirimiz gelmişti. Onlar dedi ki ne? Bizim 18'de dedi, çalışsa dedi bizim klima dedi. İçeriği dedi buz gibi ederdi ama dedi sizinki de 18'de çalışıyor dedi. İçerinin sadece dedi sıcaklığını kırıyor dedi. Gerçekten de doğru. Sıcaklığını kırıyor sadece, hani sıcaktan bizi korumuş oluyor sadece, o kadarlık. Çünkü evimizin yönü kuzey, üstte çinko olduğu için, çinkodan dolayı sıcaklık olduğu gibi aşağı veriyor. Bir de çinko ile tahta birleşik yani, yan yana olduğu için. Ön oda biraz daha serin, oranın konta planı sonradan yaptık. Aralarına köpük, karton falan koydu değişim. Ora bir tık daha serin, bu odaya göre bir tık daha serin. Kışın da sıcak oluyor ora. Daha iyi oluyor yani, kışın da sıcak oluyor. Arkadaşlar işte bugün böyle bir deprem yaşadık, korktuk. Allah beterinden korusun. Ceyhan'da bina yıkıldı mı veyahut da yıkım var mı onu bilmiyorum. Sadece paylaşım yapmışlar. Ağır hasarlı binalardan uzak durun, binalardan uzak durun diye paylaşım yapmışlar. Bilmiyorum artık ne olur ne olmaz. Deprem geri gece olur mu, şey olur mu onu bilmiyorum. Ama durmuyor. Bugün durmadı yani. Bugün hala devam ediyor. Anamı aradım. Dedim ana ne yaptınız dedi. Kızım dedi oturuyor aşağıda dedi. Ne yaptınız dedim. Daha orada hissediyor musun? Hem yok dedi. Burada hissetmiyor dedi. Orada şey yapmadı. Ablam ayakta bir şey hissetmemiş. Emin abla da ayakta bir şey hissetmemiş. Emin ablanın kızı var Leyla diye. O aramış demiş. Anne de böyle. Emin abla hemen beni aramış. Birkaç kişi de beni aramış da ben telefon yanımda değildi, duymadım. İnternetim de yok zaten, dakikam da yok, kimseyi arayamıyorum. Derken öyle şey yaptı, bitti, gününü bekliyorum, 28'inde günü. Onun için onu bekliyorum. Bakacağız arkadaşlar artık sonumuz ne olacak. Yani ortalıkta hiç iyi değil, gidişatımız da çok kötü valla.
Yani hiçbir şey de görüyoruz. Güç yetmiyor. Zor. Arkadaşlar bu arada Örgü kanalıma da abone olursanız sevinirim. Örgü kanalımı soranlar olmuş. Örgü kanalımı şöyle linkini yorumlar kısmının hemen başına sabitleyeceğim. Oradan linke tıkla ve o mavi yazılı zaten link. Linke tıkladığınız zaman hemen benim kanala ulaşırsınız zaten oradan. Abone olursanız videolarımı izlerseniz oradaki videolarım kısa zaten. Oradan videolarımı izlerseniz beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Mutlu olurum. Ben de kendim için kendimce bir şeyler yapmaya çalışayım işte bakalım artık. Herkes kısmetini yer. Kısmetimizde ne varsa o olur. Rümeysa'nın bu sene üniversitesi olmadı. 2 yıllık geldi ama zaten kendi de gitmedi. Ben de göndermek istemiyordum 2 yılla. Kursa götürecektim. Kursun da son 2 haftası kalmış. Onun için ona da şey yapmadı. Dedi anne zaten son 2 haftada ne öğreneceğim dedi. Zaten Kur'an'ı biliyorum dedi. Gitsem yine orada da aynı dedi şey yapacağım dedi. Gitmeyeyim dedi. Öyle kaldı. Şimdi evde bu artık 2 ay sonra şu Ağustos'u Eylül'ü de atlatırsak sobalarımızı kurduktan sonra inşallah Rümeysa yavaş yavaş çalışmaya başlayacak. Artık sıkı bir şekilde çalışacak. Seneye inşallah bir daha girecek. Bir senesi gitti ama bir şey olmaz. Ben bir senesi gitmesin diye çok istiyordum hani bu sene gitmesin ama hayırlısı olsun. Hakkında ne varsa o hayırlısı olsun. Eğer gitmek nasip olsaydı zaten Rabbim bir yerden şey yapardı. 2 senelik tutturdu. 2 seneli de kendi istemedi. Kaldı. 4 senelik artık seneye inşallah artık çocuk gelişimi mi olur, artık sınıf öğretmenliği mi olur, hangisi denk gelirse onu şey yapar. Mustafa da dua edin arkadaşlar. Çok yere çocuk form verdi, haber verdi her yere. Şeyini istediler, belgesini sordular. Belgesi de işte kartı daha şeyde gelecekmiş, 1 ay sonra gelecekmiş. Ama E-Devlet'te gözüküyor. Kaç yere başvurdu çocuk ama hiçbir yerden haber gelmedi. Mustafa'ma da dua edin inşallah. Onun da kısmeti açılsın da inşallah bir işe gitsin. Kısmet dediğim zaman diyorlar ki ne evlilik mi diyorlar. Evlilik çocuk düşünmüyor ki ne daha kendi çocuk yani. Evliliği nasıl etsin daha askerliği var bunun şeyi var. Onun için bir işe girerse inşallah o da kendini toparlarsa evlenmeye de bakarız artık. Onun da vardır bir kısmeti bir yerde bekliyordur. Yapacak bir şey yok. O vakti saati geldi mi o da gider kısmetini bulur evlenir. Kardeşime diyordum aynısını. Bu diyorlardı ki ne bu niye evlenmiyor bu niye evlenmiyor 30 yaşına geldi bu niye evlenmiyor diyorlardı. Ben dedim onun dedim yaşı şeyi kısmeti bir yerde vardır. Bekliyorum kısmeti artık vakti saati geldi mi gidecek alacak. Çok şükür vakti saati gelince zaten gittik gelinimizi aldık getirdik. Aa, 2 tane çocuğu var. Onlardan kendi de zaten gurbette çalışıyor. İşte arkadaşlar böyle. Bir de arkadaşlar yaprak biberi almak isteyenler gerçekten çok güzel. Yaprak biberi almak isteyenler bana ulaşırsa Instagram'dan Zehra'nın iğne oyaları 0110 oradan ulaşırsanız sizlere elimden geldiği kadar anlaşmalı kargolarla anlaşmalı olanlarla gönderebilirim. Ben buradan söyleyeyim yaprak biberi, Maraş biberi bulunur elimizde inşallah. İsteyenlere yardımcı olmaya çalışırız. Nar eşkisi de var da nar eşkisini sıvı diye almıyor kargo. Anlaşmalı kargom olacak. Onda anlaşmalı benim kargom yok. Belli bir miktar göndermen gerekiyormuş o kargoda yıl içinde. Ya da ücretim var. Ne olacak, ne oldu bilmiyorum yani. İşte arkadaşlar depremi bugün böyle atlattık. İnşallah Rabbim daha beterinden korusun. Büyük depremi de artık ne zaman gelir, ne zaman gelmez bilmiyoruz. Allah'ım beterinden korusun yangınların çoğalmasını. Zaten insanların azmasından belliydi böyle bir şey olacak. Allah'ın hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.